Bismillahirrahmanirrahim. Eşhek olsun artık. Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Size sorayım. Hangisini isterseniz onu yapayım. Çoktan beri yoktuk değil mi? Telefonumuzu kapatalım. Kapatıyor musunuz? Kapatın. Ben de kapatayım. Düşünün bu arada, psikolojiden mi yapalım, tevhidden mi yapalım? Zelzele gündemde mi? Zelzele mi? Yani gündemde olduğu için. Ha, zelzele. Tamam. Zelzele hiç düşünmemiştim ya. Yani şöyle tamam. Şeyler söylüyorlar da, bu biraz kafama takıldı abi. Hangisi? Diyorlar ki mesela, yani Allah'a çok şükür ya, yani çok şükürler olsun Rabbimize ki bu saatte oldu, gece olsaydı bu kadar insan ölecekti diyorlar. Şimdi yani... Hem Allah'a şükür. Zelzele olmuş. Yani Allah'ın dışında olmuş. Allah'a şükür diyorlar depremden yani, dolayı. Yani bu biraz ilginç geliyor bana da. Ya bunu pek anlamlandıramadım yani. O yüzden... Gece yapmamış da gündüz yapmış. Evet. Olmuş mu gibi. Tabi onu kastediyor, onu kastettiği şey yapmıyor. Peki. Tabi zelzele mevzu uzun. Ben burada birkaç tane soru var. Size takdim edeyim. Hangi bölümünü okuyayım? Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zulziletun erdu zilzâleha ve ahracetun erdu eskâle ve kâle l'insâne mâ lehâ yevme izin tuhaddisu ehbâreha bi enne rabbeke evhâleha ilâ ahiril âyet. Şu sure katiyen ifade ediyor ki küre yaz yeryüzü tabakası arz küresi hareket ve zelzelesinde yani güneş düşünün dünya bunun etrafında dönüyor döndürülüyor yani bu hareketinde ve depremesinde zelzelesinde iki harfin cemidir. Zelzel. Zelzel. Vesves. Zelzele. Vesvese. Aynı şeyin tekrarı. Tecellinin devamı manasında. Vahye ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Vahiy peygamberlere gelir. İlham evliyalara gelir. Ama küre-i arza vahiy ve ilhama mazhar olduğunu söylüyor. Vahinin kaynağı Allah'tır. Vahiy o gönderiyor. Gönderilme vesilesi de meleklerdir. Çok ilginçtir. Zelzeleye müekkel hangi melaikedir? İsrafil ne vazifesi vardı? Sur. Mikail onun için. Mikail ne yapıyor? Dua hadiseleri. Hadiseleri. Demek ki bu peygamberdir. Anladın mı? Musa diyebilir misin? Aleyhisselam diyorsun. İsa diyemiyorsun. Aleyhisselam. Aleyhisselatü vesselam denmez. Peki Cebrail diyebilir misin? Aleyhisselam. İsrafil? Aleyhisselam. Aleyhisselam peygamberlerin unvanıdır. Bunlara nispet edilmesi, bunlar peygamberdir. Bunlara Allah vahiy gönderiyor. Burada vahiy oluyor ona. Vahiy da vahiy şeye gelir peygambere. İlham evliyaya gelir. Yani onun varisine gelir. Küre-i arza müekkel melaike Mikail'in varisidir. Tam silsile o. Vahiy ve ilham. Bunu kaçırırsan hepten böyle ölenlerin hukuku payman olur. Yani niye? Tesadüfen olduysa buna cevap veren yoktur. Mükafatı da yoktur. Ama Allah'a nispet edersek peki bu silsile nasıldır?
Buz, buzdur. Vasıtasıyla Cebrail'in. Sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama elektrondur. Nötrondur. Elektron ve nötrondur ama kuarktır. Bir şey anlatacağım. Kuarktır ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddeye hayattır. Maddeye hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayattır ama hayatın cevheridir. Aynı hayatın cevheridir ama mec'uldur. Nur-u Muhammedidir. Evet, Nur-u Muhammedi mec'uldur ama esmadır. Yani aynı yerdeyiz, dikkat edin. Hepsi buradadır ama aralarındaki mesafe sonsuzdur. Yani mesafe sonsuzdur. Cennet, cehennem de burada zaten. 28. lemada söylüyor. Cennetin karakolları var diyor burada. Yani esma, cennete tecelli eden esma buraya tecelli etmiyorsa nakıs olurdu. Bak şimdi. Buraya hiç dokunmuyor. Merkezden, bu silsile saydım ya, bir yerinde bir müdahale burada farklılık gösteriyor. Yani göle atılan bir ufak taş dışarıda tsunami oluyor. 30 metre sahile dalga oluyor. Oysa ufak bir çırpındıydı, gözüktü. Yani böyle gördüm ben yani Japonya'da. Ama dışarıya büyüye büyüye. Yani bu maddeyi de öyle. Allah, Allah maddeye ne kadar yakın? Su buza ne kadar yakınsa. Bu suya ne kadar yakındır? Sonsuz. Niye? Çünkü buz suyuyla yapılmıştır. Madde nedir? Esma ile yapılmıştır. Esmanın cilve, cemal ve nakşidir. Bunu göz ardı etme yani. O zaman buzdaki herhangi bir tasarruf, merkezdeki o saydığım silsilelerden bir yerine müdahale etme imkanı olana ancak mümkündür. Yoksa edemezsin. Bu silsileye nasıl gireceksin? Giremiyorsun ki şifreyle. Yani maddi hayat veya Nur-u Muhammedi'de sen müdahale etme hakkın varsa bu da olur. Demek ki ilham denilen bu silsilelerin hakikatıdır. İlham budur yani. Merkezde bunun düğmesine Mikail bastı. Mikail'e vahyolunur. O Mikail bir yere şey yapmaz. Bu silsilenin vücudunun adıdır Mikail. Cesit. Yani bu saydığımızın cesedidir Mikail'in. Onun ruhu ayrı bir şey. Yani şöyle diyeyim. Makina, elektrik makinesi bir cisim kabul edeyim. Bir de elektrik var. Elektrik ruhudur. Makine yani cesedidir. Bütün kainat, bu kainat, hadiseler donsa Mikail'in vücududur. Açıldı, çekirdek açıldı, aç oldu. Bu kainat zaten Mikail'in vücududur. Bunun vücudu olduğunu, kainat israfinin vücudu olduğunu söylüyor. İkinci şuada, Mikail'in için diyorum, hadiseleri anlamak için. Hadiselerin vücududur yani Mikail. Selam. Aleyküm selam. Onun için uçaktan mı rahatsız oluyorsun veya şeyden mi rahatsız oluyorsun? Geçebilirsin. Onu al şey. Hoş bulduk. Onu at. Abdullah abi çıkı tam yanına. Şimdi rahatsız mı oluyorsun? Rahatsız oluyorsun. Hemen uçak hadisesi. Sudan mı rahatsız oluyorsun gemide? Trende mi rahatsız oluyorsun? Bu hadiselerin kaynağı kim? Mikail. Peki ya Mikail, sana bir üç ihlas bir Fatiha. Beni bak sağlama beni şimdi. Ay böyle hiç uğraşma yani. Hani derler ya ateş mi? Köpekle uğraşma, sahibine müracaat et. Var ya, böyle hava mava ile meşgul olma. Ya Mikail, vallahi hava beni sağlıyor. Ben böyle diyorum. Bak ben Kur'an okuyorum, bak rahatsız oluyorum. Vallahi rahatsız oluyorum bak. Aynı böyle nazlanıyorum. Uçak. Bak rahatsız, inan vallahi rahatsız olun. Bak Allah'a şükür ederim seni. Bak şimdi uçağımı sağlam var şimdi. Ona bir daha sallanınca üç ihlas bir Fatiha gönderiyorum. Yapma bak. Böyle hikaye değil, teselli değil, doğru söylüyorum. Böyle inanmıyor muyuz tasarruf onda? İlham demek, bunun meyken melaikesi diyeceğim de küre-i arzın. Küre-i arzı meyken melaikesi demek, bu silsilerin tümü demek. Bu melaike budur yani.
Hani diyor ya melaike, mesela enerji, ama nasıl bir enerji? Esirden yapılmış vücudu. Bak bir daha söylüyorum bak. Bunun mekeli, meke melaikesi, su, buz, H2O, elektron, kuark, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, hayatın cevherleri, zatları ve Nur-u Muhammed. Bu Nur-u Muhammed'i gelmeden aynı hayat, maddi hayat. Oradan aşağıya melaike. Tamam. İşte melaikenin vücudu derken bu silsilelerin yekünü birleşse vücud harici olur. Onun içindeki ruh başka. İşte dolayısıyla bu küre-i arz, yani dünyamız vahiy ve ilhama mazhardır. Vahiy ve ilham, yani bunu hiç bu noktadan bakmış mıydın? Vahiy ve ilham diyor. Peygamber siz olmuyor mesela. Ayeti o indirirken hadiseleri o indiriyor. Kainatın vücudu da İsrafil'dir. Kainatın vücudu. Yani vücudu derken çekirdek donsa, yani çıksa ağaç oldu. Ağacı hulasa yaptık, çekirdek oldu. Ha, Mikail'i çekirdeğini açtık, kainat oldu. Kainatı hulasalandırdık, Mikail oldu. Şey, İsrafil oldu. O düdük işte bu kainatı böyle düdük zannediliyor. Bu silsilelerin vücudu işte İsrafil. Bu silsilelerin vücudu o, onun enerji dediğimiz boyutu, bunun birbirine bağlılık, Mikail. Şimdi Allahsız, yani bir şeyle hocayla geliyorduk Albanya'da, teravih imamlığı idik, o da bende, tevafuk ettik. Bunlarla alakalı bir şey de, tabii tam Yugoslavya üzerindeyken, Avusturya oralarda mutlaka giden gelen bilir. Giderken, gelirken de mutlaka orada sağlanır çok fena. Bu bedihi almaya giderken. Orada tabii bu kardeşimiz orayı bilmiyor. Daha yeni gitmişti. Biz çok senelerde mi gidip geliyoruz. Biliyorum falan. Sağlanıyor. Ben konuşuyorum bana. Kutu tuttu böyle. Hocam dedim. Kürsüde Allah var. Tabii var diyor. Bakamıyor. Burada da Allah var, merak etme. Burada da Allah var. Doğru söyledi. Vardı. Yani bunları ne anlıyorum biliyor musun? Psikoloji, buhran, bunalım, depresyon, ateşli hastalıklar, sinirsel hastalıklar bir yeri kilitlenmiş. Çıkamıyor ve donanımına ulaşamıyor. Bak, kilitlenmiş. Hocam Allah var ha. Var ya, doğru. Onun dosyasına ulaştırdım, o bilmiyor değil. Birileri kilitlemiş, üç ayıramamış kendisini. Devamlı der mi? Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Şimdi mesela kilitlendiğin zaman hemen sence, sana tesir eden, sence kutsi, sence maddi ve manevi sana yardım, himmeti olan bir insan veya bir kitap veya huzur bulduğun bir mekan, odan veya bir kitabın mesela şualar değil de sözler görmüşsün veya bir odan veya sana tesir etmiş, sana el uzatmış bir şahsiyet, bir kamil insan. Öyle zor durumda olduğun zaman böyle hemen gözünü kapat, onu şekillendir sözleri, odanı veya o zatı. Şekillendir. Merak etme, birkaç saniye sonra senin donanımına, yani kafa bir depo düşün, depo. Bu polis buraya hani bir tane sis bombası atar ya, bir göz gözü görmez falan, kimse ki bir yere ulaşamaz, böyle kalır. Kafaya da erva-ı bomba atmış. Göz gözü görmüyor, hiçbir yere ulaşamıyorsun. Donanımlarına, bilgilerine, kuvvetlerine. Bu söz gücün var senin. Bunu aşacak güçtesin. Ama ulaşamıyorsun ki. O işte bir yere odaklanmak, kitaba, o şahsa, sevdiğin, hürmet istifade ettiğin veya mekandır, şahsiyettir veya bir ders, sohbet veya en çok etkilendiğin bir namaz hali veya çok etkilendiğin bir Kur'an hali. Hani onu hemen şey yap, arşivinde var mı? Hemen ona bak. Kilitlen ona. Kilitlen. Tamam, bitti. O çünkü beyin yaymış olduğu dalga ile o pşşş gidiyor. Böyle durumlarda en çok sol kulağınız kaşınır. Sağ kulak kaşınmaz.
sol kulak çınlaması yapar, enseden yukarıya sıcaklık olur, göğüste pıt 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 yapar, kalp değil kastır, kalp zannederler. Tamam mı? Eyvah diye, beyin bir çanak antendir, başkaları şifreye gitti, çanağın şifrenin. Beyin ne kafirdir ne Müslümandır, alettir diyor 6. sözde. Emanet hakiki, hakiki sahibine şey yap diyor, göz bile alettir diyor. Çanağı Fransa'ya çevirirsen malumu seyredersin, Mekke'ye çevirirsen malumu seyredersin. Ha, ona, ondan sonra aklın hakim oldun mu tamam. Onun için diyoruz ki terbiye olmamış aklımızın şerrinden Allah'a sığınırım. Bütün bela odur. Onun için ustad baktık ikide bir tekamülüme zarar veriyor. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Attım diyor şu aklı diyor. Belirli yeri kullandı kullandı at gibi bindi bindi. Artık eski de at attı kenara. Daha gerek yok. Şimdi küre-i arz hareket ve zelzelesinde vahye ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazen titriyor. Ama abi madenler eriyor. Madenler eriyor. Madenler erince bir boşluk oluyor. O boşluğu öteki güç kapatmak istiyor. Veya bu madenlerin birbirine karşı iletişimden gelen bir ceyran var. Akım. Ona vim hattı diyorlar. Bingo hattı. Fay hattı. Yani temizlik hattı. Yani öyle vim bir deterjan markası ya. Yani herhalde Vim'in sahibi söylettirmiş bunlara. Yani fay hattı, fay diye bir marka var. Değil mi bakkalcılar biliyor. Yani deterjan yani temizleme metodu. Hem de yeri temizleme. İlginç de fay lavaboları ve mermerleri temizleme. Bingo'dur, Visso'dur, bilmem nedir, HES'dir, tamam mı? Yani bu temizleme hattı. Kimi? Müslümanın günahını temizliyor. Müslümanı şehit ediyor. Zındığı da küre-i arzdan temizliyor. Müslümanın malı zekat oluyor. Müslümanın kendisi şehit oluyor. Şehit. Depremde hiçbir şey aranmıyor. Yangında, boğulmakta, yanmakta, depremde namaz falan aranmıyor. İmanı varsa şehit. Selde her sel. Boğuluyor ya su. Çok ilginç yani. Elhamdülillah. Şehidi manevi oluyor. Selde, ateşte, depremde. Depremin niçin olduğunu yazıyor. Depremler niçin olur diye rivayetler var. Deprem, yani bir yerde niçin çok deprem olur, niçin sel felaketi olur, başka yerde niçin yangınlar olur. Şimdi ben bu 14. sözün... Depremde Müslümanların memleketleri doluyor abi. Evet. İlginç geliyor. Çoğunlukla Müslüman memleketleri de oluyor. Oradan okuyayım isterseniz. Teravih vaktinde daha çok şey yapılıyor. Sual şu. Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor? Bu bir çare Müslümanlara iniyor. Değil mi soru bu? El cevap, büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde ve küçük cinayetler tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi. Mesela insan bir kavga yapsa, yani cinayet yoksa karakol çağırır, iki tokat atar veya bir fırça atar veya en fazla bir gece nezarete şey yapar, gönderilir. Yani karakolda bir şekilde halledilir. Ama vurgun olsa, ölüm olsa karakol halledemez. Ne yaparlar? Onları tehir ederler hemen merkeze, büyük mahkemelere, yani burası Karacaköy. Burada karakolda cinayeti çözebilir mi? Mahkeme kuramaz. Ne yapar? En çok bir gece tutar, sonra arabaya koyar, savcılığa, çatalcıya değil mi? Teslim eder. Daha büyük cinayetse İstanbul'a havale eder. Tamam, bu misal anladık mı? Küçük hata kabahatlar, küçük günahlar, tak diye burada, gene buraya, bir de tık, tak, tık, yürü. Tokatla halledelim. Veya ceza ise ceza verir. Hani orman kestin. Al sana buradaki ne olur tahmin ediyorum orman şeyi. Al sana şu kadar ceza. Hadi. Ama büyük cinayet oldu mu? Teçhil. Doğru. Merkeze. Bu misal aynen bunun gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı.
ehli küfrün büyük cinayet kısmı azamı mahkeme-i kübra-i haşir tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Yani Müslümanın imanı var. Allah seviyor imanından dolayı. Ama günahı var. Allah'a değildir. Kafir de Allah'ın sanatıdır. Müslüman da Allah'ın sanatıdır. E peki Müslüman hatası ne olacak? Hem dünyada vermedi hem ahirette. Allah ahirette vermek istemiyor. Temizlemek istiyor. O zaman Müslümanın hatası imanı olduğundan tokatlık tak tak tık. Yani karakolda halledilecek durum. Ama kafirinkisi ise küfür olduğundan, cinayet olduğundan, cinayet o kadar büyük ki bugün birisi beni arıyor. Gerçi buna ait çok dersler olmuş ama demek ki bilmiyormuş. Bunlarla kalı. Abi diyor bir kafir 100 sene yaşadığını kabul et. Ondan sonra Nisa. Direkt nereden aradı, kim aradı sormuyor. Yok sormuyorum kardeşim, sonra neyi soracağız. 100 sene yaşadığını kabul et. Tamam, bir sürü gürültüler de var. Tamam, Allah'ın diyor rahmetine uygun mu diyor, 100 sene küfürle geçen bir insanı sonsuz cennete atsın. Bugün sordu. Niçin sordular da bilmiyorum. Yalnız dinliyoruz seni dedi. Yurt gibi bir yerde. Dedim ki, bu mevzuyla alakalı olduğu için kısa keseceğim. Bunu inşa edeceğiz da mevcut. 76. sayfa mı neydi? Şimdi arkadaşlar, Risale'nin okumayan bunu ancak taklit manasında şey yapar, izah eder. Yani kabullenir. Şimdi iman ve küfür zatına bakmaz. Sirayet eder diyor. İman nedir? Allah'ı kabullenmektir. Bakın imanın hedefi bir şeyi kabul etmektir. Dilene daha gelmedi. Küfür ise bir şeyi reddetmektir. Kimi reddetmektir? Allah'ı. Peki o zaman kabul veya reddettiğimizin kıymetine bakar. Allah ne kadar kıymetliyse kabul o kadar değerlidir. Allah ne kadar kıymetliyse reddetmek onun zıttı kadar şerdir. Allah sonsuz olduğu için reddetmek sonsuz bedel var. Allah sonsuz olduğu için kabul etmek sonsuz mükafatı var. Hukukta da öyledir. Mesela özür dilerim, affedersiniz. Yani normal bir bu yolun yolcusuyla zina yapan bir insanın cezası hukukta ayrıdır. Bir alimin karısıyla yapmak ayrıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nda da bir halkı öldürmek ayrıdır, başbakanı öldürmek ayrıdır, cumhurbaşkanı öldürmek cezası da ayrıdır. Öyle değil mi? Hani o da adam, ne özelliği var, o da iki ayağı var. Bakın ayırt etmiş beşeri kanunlar bile. Yani niye, nereye, neyi öldürüyorsun? O öldürdüğün şahsın zatına bakmıyor, taşıdığı sıfata bakıyor. Ondan dolayı 100 sene değil bir dakika kafir olsa bile, yani öyle kabre gitse, reddedilene bakıyor. Reddedene bakmıyor. Şimdi reddedene geçiyorum. Bu da çok önemli. Kabul eden ve reddeden ceset değildir. Ruhtur. Ruh da zaman ve mekandan kayıtlı değildir. Zaman ve mekansız hakikat olduğu için onun kabulü ve reddi kendisine göre değerlenir. Zamansız olan bir ruhun kabullenişi ve reddedilişi zamansızlığa göre değer alır. Çünkü reddediyorum diyen ruhtur. Ruhta zaman hakikati değil. Zaman değil, zaman üstü bir şeydir. Sonsuzdur ruh. O zaman ruhun sonsuz bir yapısı bozuluyor. Kabul etmek sonsuz bir imbisat ve inkişaf veriyor. 3. Behemehal bu yaşasa sonsuza kadar zaten cevheri ruhu bozulduğu için, kalbi bozulduğu için artık imana mecali kalmamış, bitmiş yani. Onun için ha onu 10 sene, 20 sene, ha 1 milyon bir sonsuz yaşar. Aynı bozulmuş yani. Çekirdek bozulunca. Tamam. Çekirdek bozuldu mu?
Ne yaparsan yap. İşte 500 sene bekle, çekirdek düzelir mi? Evet. Bunu orada anlatıyor. Şimdi bunu hem o soruya cevap olsun. Yani nasıl? Demek ki iki, en azından iki şeyin alınsa, bir, reddedilen, kabul edilen Allah'tır. O zaman onun değeri kadar değer alıyor. Onun değerinin zıttı kadar bedel ödemesi lazım. Reddettiği Allah olduğuna göre cinayet ona adır, zatına adır. Hatta ben mesela utandım yani. Adıyaman'da yeni geldim biliyorsunuz, 5-6 gün oldu. Bir ceviz alayım dedim. Hani yörenin. Evde hoşuma da gidiyor. Dedim, misafir olduğum yerden çıktım. Geçiyorduk, bu ne? Pazar kurulmuş. Kurulmuşsa dedim, burada ceviz alayım dedim. Bak ne anlatacağım. Bir takkeli bir adam, yaşlı. Biz tabii alıştık ya burada İstanbul'da. Yani söze itimat edemiyoruz. Yani ceviz şey. Dedim ya, hakikaten bu senenin cevizi mi? Bu senin cevizi mi? Evet, bu senin cevizi dedi. Adam, halis Müslüman adam, çok utandı. Ama İstanbul kültürü de olduğu için biz de mecbur yani üfleyerek yiyoruz yoğurtu. Ona tamam her şeyi beğendim. Hakikaten dedim ya, muhterem abi, hakikaten bu senin cevizi mi? Bakır ya, kafanı kaldır dedi cevizde. Bak bana bak, bu yaşta sana yalan mı söyleyeceğim? Hiç utanmıyor musun bana yalan dayandırıyorsun, yalan değil. Dedim, ya özür dilerim ya, haşa, hata yaptım. Ben bu yaşta sana yalan mı diyeceğim? Özür dilerim, kusura bakma. Bakın, adam ta ruhunun derinliklerine kadar hissetmiş. Ama İstanbul'da gayet doğru. Değil mi? Yalan. Bir ayağını kaldırır da şu sana yalan sağlar. Tamam. Yani dolayısıyla beni ne kadar rahatsız etmiş ki, en az 10 günlük hadisedir, çıkamıyor ruhundan. Der gibi, her zaman devamlı dua ediyorum ya Rabbi. Dua ede ede ne zaman benden silinecek? O hakkını, o adam memnun olacak seviyeye kadar benim duam gider, ruhunu tatmin ederse Allah bedelim benim ruhumdan mı silecek? Yani o zaman siliyor. O, silindiğini nasıl anlayacağım? Unutacağım. Vicdan. Vicdanım rahat olacak. Şu anda o alacaktı, ben verecektim. Yapa 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 vicdanım denk gelince tamam diyecek. O da bana hiç hatırlatmayacak. Tamam. Ödemişim. Niçin ben bunu misal verdim? Kimi reddediyorsun? Bak adam nasıl hissetti. Bir de Allah'a de. Allah'a diyorsun ki Allah'ım sen yoksun. Seni yaratana diyorsun sen yoksun. Abi bir de şimdi mümin imandan gelen bir donanımla başına bir musibet hadise geldiği zaman Allah diyor. Hı hı. Fakat asrın insanlarında mümin sıfatı pek gözükmüyor. Sıfat olarak pek gözükmüyor. Fakat ben televizyondan falan görmedim mi? Radyodan dinledim. Bir yerde bir düğünmüş galiba. O düğünde herhalde çekiyorlarmış şu anda. Herkes, yani başka bir kelime yok. Orada konuşuyorlar, oh ah falan yok. Allah, sadece Allah. Herkesin ağzını Allah. Deprem diyor. Olurken. Yani bir fıtri bir şey sanki. Yani imandan evet. Da sanki gelmiyor. Biraz daha fıtri. Deprem olma anında. Ya Allah diye herkes sadece başka bir şey demiyor yani. Düğünde. Ya düğünmüş herhalde. Televizyonda mı? Düğünde mi? Televizyonu görmedim de radyoda dinledim. Has dostlarınıza gelen musibetleri tokat eseri deyip hizmet-i Kur'aniye'de futurları cihetine bir itap telakki ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur'aniye hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? Çok ilginç değil mi? Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? El cevap, el zulmü la yedûm vel küfrü yedûm. Allah Allah ya. Harika. Bu kadar olur. Sırrınca. Dostların hataları hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için. Ben bunu şöyle psikoloji, çok hastayım ya psikolojik boyutuna da. Dostun hatası, ihaneti, yanlışı öyle ruha mal olmuş ki. Yani dost ruha alınmış. Arkadaş beyinde kalmış. Arkadaş beyindeki karşılığıdır. Dost ise kalbin karşılığı. Dost istersen Allah yeter.
Dostin. Dolayısıyla tam oraya girmiş. Orada en ufak bir takdir ve tenkit ruh seviyesindedir. Onun için dostların ihaneti unutulmuyor. Sokakta 10 katını yapsa ben onu unuttum. Tamam. Bak, dostların hataları hizmetimize bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor. E zulmü la yedum. Zulüm la yedum. Devam etmiyor. Vel küfrü küfür devam ediyor. Yedum. Devam eder. Küfür devam eder. Küfür. Niçin peki? Çünkü burada ceza vermek mümkün değil küfüre ceza vermek. Yani karakolda tokat vurulup da şey yapılabilir ama cinayeti burada veremezsiniz. Merkeze. Küfür o kadar büyük cinayet ki dünyada cezasını vermek mümkün değil. Sonsuzluğu iptas edemezsin gibi. Yani küfrün karşılığı Allah'ın zıttıdır. Çünkü imanın vücudu vardır, vücud haricidir, realitedir. Nefsül emre bakar, her şey delildir. Ama küfrün vücudu yok. Ademidir. Ademi olduğu için küfrün yapısında Allah'ı reddetmek var. Allah'ı reddetmenin bedeli Allah'ın zıttı kadardır. Çünkü reddedilen kadardır. Biraz önce dedim ya, o adamın halisiyeti kadar ruhuma azap verdi. Sen, ben buya kaldır kafanı delikanlı. Bana nasıl böyle yalan söyleyip diye düşünebiliyorsun? Özür dilerim. Affet beni ya. Alıştığım için öyle. Alışkanlık. Ben İstanbul'dan gelmiş. Alışkanlık. Ama dikkat et ya. Dikkat et yavrum. Peki. Çok özür dilerim. Affettin beni. Ettim dedi. Ama dedi bir daha yapma. Avukatım şey versem. Yani niçin misal dönüp ona geldim? Allah'ı, Allah ne kadar kıymetlidir, değerlidir? Onu reddetmek, onu yok etmek demektir. Yok saymaktır. O zaman cinayeti bunun zıttı kadardır. Allah sonsuzsa bedeli bu. Şimdi mesela senin adın neydi? Aycan. Aycan'a ben vurabiliyorum. Engin'e vurabiliyor muyum? Vuramam. Uzaksın. Tokat yakına vurulur. Yakının da tokat vuruyor. Allah'a yakın olanlara Allah tokat vurur. Uzak olanların bedeli burada yok. Küfrün cezası karakol. Dünya karakol gibidir. Ahiret mahkemedir. Mahkeme-i kübra. Büyük mahkeme. Niye büyük mahkeme? Çünkü iman küfür tartılacak. O günah geçin ya. Günah bir şey değil. Haşim meydanında günahlar bir şey değil arkadaşlar. Kübra denmesi. Kübra denmesi. Tamam mı? Kübra denmesi. İman ve küfrün tartıldığındandır. Onun için küfrün bedeli, cezası sonsuz olduğunda dünya sonludur. Sonsuzun cezası sonlu da verilemeyeceğinden ahirete tehir ediliyor. Allah burada da ceza versin. Olmaz adalet. Hem burada hem orada olur mu ya? O sanki tabiatın mahlukumunda Allah'ın kuludur. O zaman diyor ki her yaptığınızın karşılığı var diyor. Adilim Allah. Ne? Çalışıyor kafir. Veriyor mu kafatını? Veriyor. Müslüman yatıyor. Vermiyor. İsrail çalışıyor. Veriyor. E çalışana vermese, uyuyana verse böyle adalet olur mu ya? Böyle adalet kavramı olmaz ki. Kim? Çalıştığı kadardır herkes diyor ayet-i kerimede. Çalıştığın kadar. Ama küfür öyle değil. İman öyle değil. Ben diyor imanı benim karşılığım Allah'ın nurudur. O zaman ben bunun günahları var. Karakolda karakol gibidir dünya. Mahkeme-i kübra gibidir haşir. O zaman senin cinayetin oraya. Senin kusurun cezası da burada karakolda. İşte dostların hataları zulüm hükmündedir. Zulüm hükmündedir. Küfür hükmünde değil. Onun için çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer. Aklı varsa intibaha gelir. Aklı varsa. Yani bunu değerlendirebilirse. Çünkü değerlendirmek için malzeme sunuyor Allah sana. Kalan depremden ölenlere üzülme kardeş. Kendine mesela şöyle misal veriyorum. Nasıl üzülmeyeyim bak.
cenaze kılındıktan sonra, cenaze gömüldükten sonra telkin veriyoruz. Kabire diyoruz ki, ey Allah'ın kulu, kabir haktır, hesap haktır. Zaten kabirde. O dünyalılaradır, dünyalılara. Ha, diğer bölümleri var telkinde. La, kul la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Kul la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bunlar diyor, o anda panik içindedir. Aynı akıl, aynı ruh. Cesedi yok ama hani rüyadaki senin vücudunun 70 katı ilerisi. Ha, o kabirdeki o zata hatırlatıyoruz. Allah var ha, merak etme. Muhammed senin peygamberindi dünyada. Muhammedun Resul. Aa, Muhammed Resulullah. Hani panikte, heyecanda insan blok olmasın diye. Ruhunda da karşılığı varsa yalnız. Tabii tabii varsa tabii. Karşılığı varsa. Yani şimdi, Muhammed'le burada hiç işi olmamış. Orada Muhammed kim ya, arkadaşlardan biri miydi falan diye. Şey. Muhammed der ki Karacaköy'de ki bizim nalbur Muhammed. Yani. Ondan sonra şimdi şefkati tokat yer. Aklı varsa intiba gelir. Aklı varsa. Arkadaşlar o öldü ya, öldü. O şehittir. Kurtardı. Malın oldu, sadaka oldu. Sık çektiği sıkıntı ne oldu? Kefareti zünup oldu. Öldü, şehit. Şehidi manevi. Biz daha hesap vereceğiz normal ölürsek. Adamın namazı, şusu, günahın hiçbir hesabı yok. Direkt. Şehit ya. Boğulanı mesela. Abi nasıl oluyor? Sana ne, Allah'ın ortağı mısın boğulanı? Abi namazı yoktu, zinası vardı. İmanı varsa iman ölçüdür. Cihatta da öyle. Abi doğuya gidiyorlar. İmanı var mı kardeşim? Mazlumen ölen. Mesela dükkanını soyuyorlardı. Mazlumen öldü. O da şeydi manevi. Ya abi ne yapıyor? Ben pay... Ulan benim elimde mi şehitliği ben pay ediyorum ya. Ya kardeşim Allah ya, Allah'ın adalet, adalet bakanı sen misin? Kime ne vereceğini sana mı soracak? Hani de, şey demek ne kadar Allah demediğini diyen, dediğini de yalanlayan. Mesela bazıları diyor ya, Allah seni affetmeyecek. Ya ne kadar cinayet, ne kadar fasık, ne kadar küfrü bir söz ya. Ya Allah seni affetmeyecek. E niye? Ya kardeşim ben onu Allah sana desek yaşamadan, ben onu affetmeyeceğimi vahim ile bildirdim. Lan sen benim ortağım mısın? Ben onu affedip etmeyeceğimi haşirde sana mı soracağım? Allah adına nasıl karar veriyorsun? Ha de ki Allah'ın kitabında bunlar affedilen suçlardan değil. Belki sekeratta kadar affetmiş, tövbe etmiştir. Yani mesela. Neyse devam edeyim. Çünkü şeye de geçeriz. Çok antika mevzu. Emirdağ'da da var, Kastamonu'da da var. Düşman ise hizmeti Kur'an'a zıddiyeti, düşman ise Kur'an'a hizmetine zıddiyeti var. Mumanaatı var. Mesela böyle bir ders adam abi. Şikayet ediyor. Allah Allah. Ne kadar gayretullah dokunuyor. Mumanaatı, engel olması, düşmanlığı, zıddiyet düşmanlık demek. Neyin zıddı? Düşman ise hizmeti Kur'an'a zıddiyeti. Hizmeti Kur'an'a zıt ne? Küfür. Veya mumanaatı. Yani iki türlü. İki tane kafir var buradan çıkıyor. Bir mütecaviz kafir hücum ediyor. Birisi ne tür? Bana ne ya, ne yaparız? Ben Allah ile işim yok. Ama Müslümanlarda işim olmaz. E yapıyorlar zikir, ders yapıyorlar, sohbet ediyorlar. Kitap okuyor, ilim yapıyor. Ben ilgilenen, bu nötr kafir. Ama ötekisi dava edilmiş hücum. Ettiler ya mesela, oraya beni şikayet etti ya, kasteye verdi de. O mütecaviz. Gazete lisaniyle, manşetle, şu Karacaköy'de neler oluyor, biliyorsunuz gazeteye. Savcıyı davet ediyorum, kaymakamla hepizanı davet ediyorum, neyi? Adam mütecaviz, adam dava adam. Ha, bu mumanaatı dalalet hesabına geçer, bilerek veya bilmeyerek hizmetimize tecavüzü zındık hesabına geçer. Küfür devam ettiği için onlar ekseriyette çabuk tokat yemiyorlar. Nasıl ki küçük kabahatler işleyenlerin nahiyelerde cezaları verilir, büyük kabahatları da büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de ehl-i imanın ve has dostların hükmen küçük hataları, çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve suraten verilir. Ehl-i dalaletin cinayetleri o kadar büyüktür ki, kısacık hayat-ı dünyeviyeye cezaları sığışmadığından, muktezai adalet olarak, adaletin gereği olarak, sonsuz cinayetin adaleti olarak alem-i bekada, mahkeme-i kübreye havale edildiği için ekseriyette burada cezaya
çarpılmıyorlar. İşte hadis-i şerifte "Ed-dünya sicnül mümin ve cennetül kafir." Hadiste ya. Resulullah ya. Tam pedagog, psikolog. Yani şey, niye böyle şey? Ben çok etkiliyor böyle. Hatta bir ders var yani yayında değil. Allah Resulü'nün nasihatları diye hadis. Hep böyle psikoloji noktasına seçtim. Kütüb-i Sitte'yi okudum böyle. Dedim bir psikoloji. Onun da böyle yaklaşık olarak 70 sayfa yazdım defter. 2 sayfasını ders yaptım. Seçtim ondan. 70 sayfa. Psikoloji noktasında Resulullah bir bakayım. Bak bir tanesi de bu. Ed-dünya sicnü mümin ve cennetül kafir. Ne dedin? Müminin cehennemi, kafirin cehennemidir gibidir. Niye? Yani oysa şeyde Mesnevi Nuriye'de diyor ki kafirin ruhunda öyle bir cehennem var ki bir an yaşamaması lazım, intihar etmeliydi. Burada diyor ki kafirin dünya kafire cennet, Müslümana cehennem. Niye? Mezkür hakikate dair işaret ediyor. Yani dünyada şu mümin, dünyada bir Müslüman, kısmen kusuratının cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dar-ı cezadır. Mesela Engin mümindir. O zaman Allah ahirete temiz götürecek, orada vermek istemiyor. O zaman Müslümanın, müminin, yani burada mümin diyor, çok ilginçtir, Müslüman demiyor. Müslüman demiyor. Müslümanla mümin arasında hatırlarsın. Hadiste diyor değil mi mümin diyor. Evet. Es-sicnü mümin. Ed-dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Mümin diyor hadiste. Müslüman demiyor. Müslüman olsa, Müslümana şey yapılsa, vallahi harap olurduk. O da mümin. Mümin maktır. İnanmak, Allah'a inanmak, ahirete inanmak, peygamber 6 tane iman esasına sahiplenendir. Müslüman ise inanmak değildir, itikat değildir, eylemin adı, yükünün ismidir. Namaza inanmak değil, namazı kılmak. Oruca inanmak değil, orucu kılmak. Orucu tutmak. Haca gitmek. Haca inanmak değil, inanmışsın da ama İslam bu, eylem. Eğer eylem dolayısıyla tokat yesek, biz her an kafamızı ensemize vuracak yani. Dünyaya. İtikat hatalarımızdan geliyor. İtikadi hatalarımız. İtikadi mesela. Gıybet itikadi bir hatadır. Eylem değil yani. Mesela suizan, tulu emel itikadi bir hatadır. İtikadi derken Allah'a inkar etmek manasında değil tabii. O zaman kafir oluyor. Yani ruhsal yapı yani imanla alakalı, imanı zedelen, nikahta hata yapıyoruz. Yapılıyor. Yani eylemsiz bir demek ki müminin kısmen kusuratından, niye kısmen? İtikada ait cezasını bu şekilde veriyor. İslami cezasını, İslami hesabını o ayrı. Namaz kılmamış, eylemdir. O tokatla da geçmez. Ama dört unsurla olursa temizlenebiliyor. Dört unsur. Toprak, su, ateş ve hava. Mesela yüksekten düşüp ölen diyor. Şehit imanevidir diyor Allah Resulü. Abi uçaktan düşen yazmıyor diyor. Ya, yüksekten dedi kardeşim işte. Uçakta yüksekteyiz. Tamam. Bir tane sonra da uçaktan düşen şehit olur dedim. O zaman uçak var mıydı dedi bana. Kanun, tuhaf insanlar beni buluyor zaten. Tam akıllı insan beni bulmuyor zaten. Dedi, uçakta sordu bunu. İşin garip tarafı da. Konuşurken hiç laf değil girdi. Çarkada hiç muhatap değildi. Peki bir şey soracağım dedi. Hoca efendi dedi kadın. Ben orta yaşlı birisiydi. Bununla konuşuyorduk böyle. Sen dedi hoca olduğuna. Buyurun dedim kulak verdim koltukta. Peki uçaktan düşen dedi şehit olurmuş. Doğru mudur? Doğru. O zaman dedi uçak mı vardı dedi. O zaman da dedim yükseklik vardı dedim. Yüksek şeyler vardı. Dağlar, ağaçlar falan var. Yüksekten düşen şeydir. Ay ne güzel dedi. Çok hoşuma gitti çünkü kadın şey bakıyor. İstersen güzel deme. Çünkü bana da sağlanıyor. 8 kilometre yukarı.
istersen deme. Yani çok hoş be Risale'yi. Vallahi çok hoş ya. Bir tanesi Doğu Türkistan'dan aramıştı. Allah Allah, Türkçe konuştum. Kazakistan'da şeyiyle, ya orası ya orası, oradaki akrabası mı? Heyland'a evi komple gitmiş, kendisi şeymiş. Benim hanım, annem, babam gitti diyor, şehit midir? Ondan sonra, ben Nurcuyum dedi, Doğu Türkistan. Ondan sonra, dört unsur toprak, aynı şehittir, boğulmak. Ondan sonra, yani onu hatırladım şimdi. Demek ki müminin kısmen kusuratının, itikada dahil, cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dar cezadır. Dünya yoksa Müslüman ruhen cennet gibidir. Ama hataların cezasını gördüğü bir yer olduğundan cennetteki makamına göre, mükafata göre dünya zindan gibidir. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Yani Müslümana Allah ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşeri hutur etmiş, hatırına gelmeyecek, dünyadayken gelmemiş, gelmeyecek, nimetleri ihsan edecek Allah. Oraya göre bu dünyadaki bu tokatlar cehennem durumuna geliyor. Onun için müminin ahiretine göre, cennetine göre dünya nedir bize? Cehennemdir. En güzel olsa bile. Dünya en mükemmel yaşasak, 1000 sene dahi. Dünya diyor, bütün şaşasıyla cennete göre bir zindan hükmündedir. Rivayet. Rivayetin mealidir ustad koymuş. Bak, 1000 sene hayat-ı dünyeviye saltanatı verilse, 1000 sene. Bakın 1000 sene, ölmek yok. Hastalık yok, ihtiyarlık yok, diş ağrması yok, iştah kesilmesi yok. Böyle bir 1000 sene, cennetin bir anına, bir saatine başka bir rivayette denk gelmiyor. Cennetin için insan kalbine gelmiyor biliyor musunuz? Ben biraz meşgul olmuştum. Çok bayağı meşgul olmuştum. Demek ki biraz bende şey var yani bir elle atmayayım. Beynim tamamen kilitleniyor. Yatmıştım. Birisi ders yapıyordu rüyada. Benim değil bu fikir. Ders yapan. Kafayı kaldırdı. Bak arkadaşlar dedi. Niçin dedi ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Yani Allah böyle bir ikram edecek. Niçin? Bana göre diyor bir aralayayım diye birazını dedi. Ben de dersteyim, dinliyorum. Rüya bu yani. Biz diyor dünyada Allah'ın esmasına şöyle, Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti şöyle. Bir anda Allah her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil. Ne arzu ederse olur. Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde de değil. Her türlü hakikati idare eder. Öyle mi? Allah bu esmasını böyle tecelli ettirmiş. Esması. Cennette ise bütün esma, bütün sonsuz meratibiyle tecelli edecek. Cennette Allah'ın bu dünyadaki esma tecellisi mümine azami şekilde tecelli ettirecek. Çünkü mümin bir anda her yerde olacak. Cennette hiçbir yerde olmayacak. İstediği olacak, istemediği olmayacak. Anladın mı bunu? Altus olduk değil mi? Yani itikat değil ya. Bu Allah, hani diyor abi haşa hayır, tanrılaşmak, tövbe. Yani bu dünyada zaten Allah ilmi, iradesi, kudretiyle ilerler dedi. Zatıyla olmaz zaten küfür olur. Ha, bu nedir bu dünya? Esma'nın perdeler arkası tecellisi bu. Cennette esma perdeyle değil, azami tecelli edecek. Fert ismi azami tecelli edince ne olursun? Ehad ismi azami sana tecelli edince ne olursun? Kayyumiyet sana tecelli ederse ne olursun? Hay ismi sana tecelli ederse ne olursun? Kahar ismi sana tecelli ederse sen de ettirirsin. Esmanın bütün azami mertebesinde sahip olacaksın demektir. Artık bütün esmayı düşün. Böyle bir cennet. Dünyada o cennet adayı biziz. Dünya nedir bize göre? Cehennemdir. Çöplük. Onun için dünya sicnül mümin, sicnül sicn, hapis yeri. Zindan. Zindan yani, hapsi.
ve cennetül kafir. Cennetin, kafirin cehennemi. Niye? Kafir cehenneme gidecek. Cehennemine göre dünya nedir? Güneş doğuyor. Soğuk da var. Mısır yiyor. Koliva yapıyor. Aynen hakikat abi. Vallahi. Ondan sonra cehennemine göre dünya cennettir. Onun cenneti benim cehennemim. Düşün cennetimi benim. Kafirin cenneti benim cehennemimse Müslümanın cennetini düşünün. Kafir benden huzurlu mu? Ama abi ya uçaklarda rastlıyoruz böyle turizm sorular, ha benim hatırıma gelmez böyle şeyler. Ondan sonra turizm şeyleri böyle Almanlar şunları gezdirirken grup halinde şöyle yapıyorlar turistler. Abi bizden daha huzurlu gibi. Bunu gel bana sor. Nasıl huzurlu? Arkadaşlar ben çocukken köyde çobanlık yapardım. Sığırları akrabaladıktan sonra köye 1,5 saat vardı köy. Merzen. Köyün tepesi 2 saatlik mesafe. İlkokula daha gitmiyoruz. Nasıl ineceğim tek? Ormanlar içinde çıt çıt yapraklar şey yapıyor. Böyle şey taş yuvarlasa çıt 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 onunla geliyor falan. Bir yanında gençine kuş şey yapıyor falan. Ödüm patlıyor. Ne yapacağım bu sessizliği? Onları duymuyorum ama. Türkü söyleyeceğim. Ulan uzaktan bakan nedir? Ulan ne cesur adam ya. Dağ başına geçirmiş ya. Oysa geldi bana söyle. Çamaşırım temizlenmiş. Çamaşırım temizlenmesi gerekiyor. Ama uzaktan bakınca bazen de bağırdım. Hey! Dayım! Sanki birisi cevap veriyor. Tamam tamam. Ulan ne cesur çocuk ya. Oysa bana sor. Oğulları gidi ona sor. O içindeki kaosu. Volkan var ya volkan. Pşş ha ha gibi gülüyor bak. Oysa mama içeride kaynıyor. Patlayacaktı bir yerden delik vurdu işte. Bastırıyor. Atsı gösteren tekebbürün ile, gururu gösteren fakrin ile, şeyle, kibrin ile. Kibirli adam, kibirli adam nedir? Niçin kibire ihtiyaç duyuyor? Mesela padişah çıkıp da jopla zabıtalık yapıp da simitçiyi kovalar mı? Oradan perde kullanır. Buna ihtiyaç yok. Demek aciz adam, yani kibirli adam aciz adamdır. O böyle itilmiş, kakılmış, bu psikolojisi bastırmak için ona ihtiyaç duyar. Ama hakikaten doyuma ulaşmış insan kibire ihtiyaç olmaz. Öyle uygulamadı da öyle gözüküyor. Evet. Çok bakın. Fakir kibirli olur. Aciz gururlu olur. O acizliğini bastırmak için yani utanan insan yüzünde kızarma olur. Kızarmaktan anlarız ki hayası var. Hayanın tezahürü. İşte bunların tezahürü de böyle. Ve kafirler madem cehennemden çıkmayacaklar hasenatlarının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildi. Büyük seyyiatları tehir edileceği cihetle kafir kısmen yani yaptıklarının iyiliklerini bu dünyada görüyor. Ama günahlarının karşılığı, küfrün karşılığı olmadığından onların ahiretine nispeten dünya cennetleridir. Yoksa mümin bu dünyada dahi kafirde manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mesuttur. Adeta müminin imanı, bu çok önemli, müminin imanı, müminin ruhunda bir cennet-i manevi hükmüne geçiyor. İman küçük bir cennettir. Çünkü diyor, Mesnevi Nuriye'de diyor ki, hanzale çekirdeği hanzale ağacından haber verir. İmanın Allah'ın, iman Allah'ın zatının nuruysa, Allah'ın zatı, Allah ile alakalı her şeyin hakikati imandır. Yani çekirdek ağacın her şeyini taşıdığı gibi iman da Allah'ın bütün meratiplerini, esma ve sıfatını zatında taşır. Onun için imanını inkişaf eden, peki soru sorsalar, bu kadar Müslüman, şurada, küçük bir cennet gibidir ruhuna iman ama biz bunalımdayız. Soru birbirine ekleniyor değil mi? 15. şuada diyor ki, kafir ise diyor, küfür ruhun cehennemidir. Onu okuyayım da oradan sonra geçeyim. Adeta müminin imanı, müminin ruhunda bir cennet-i manevi hükmüne geçiyor. Kafirin küfrü,
kafirin mahiyetinde manevi bir cehenneme ateşlendiriyor. Ateşlendiriyor da ustadım. Kafir ha 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 yapıyor. Müslüman iman ettiği halde cennet gibi ruhunda ise niye cennet gibi yaşamıyoruz? Hasan şuraları aç. Açayım ustadım. Diyor ki, değil mi? Bu da soru ya. Niye gözükmüyor? Külliyata ben çok soru soruyorum. Külliyata bıkmıyor bana. Çakış ya. Olmasa ne yapacaktık? Ondan sonra geçen bir tanesi arabada bugün diyor arabada gelirken. Abi birisi birisine sormuş bir alime. Yok Fethi abi diye. Adama soruyorlar. Kafir çocuklar ne Müslüman olmadıklarına göre hayvanlar ve çocuklar kafirlerin çocukları ne olacak? Efendim asıl imamlarına bakmasa böyle hem Allah'ın rahmetini daraltırsın hem Allah'ın rahmetini daraltır hem de insanları inkısarı hayale uğratırsın. Fetret diyorum. Diyor ki efendim kafirlerin çocukları ne olacak? Sığırlar ne olacak? Tamam mı? Ne demişler? Demiş ki İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu aslında imamı değil ki. İmam-ı Rabbani Hazretleri bundan iki asır önceki asrın imamıdır. Bir imam her asra imam, asrın imamı eğer imam olsaydı Allah Resulü her yüzyılda bir mücedid göndermezdi. Bak işte İmam-ı Rabbani Hazretleri toprak olacak dedi, onu naklediyor şimdi. O asırda belki bu kafiydi. Üstad Hazretleri Kerem ismini buna bırakmaz diyor. Kerem ismi bunu bırakmaz. Çünkü bulu çağına gelmeden çocuklar zaten imanı var. Yani fıtri imanı var. Hem konuşuyoruz hem dersi şey yapıyorum. İmanı olduğunda hepsi cennete gidecekler. Cennet çocukları olacak. Bildan-ı muhalledun. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu asrın imamı olmadığı için onun eserleri bu asırda müracaat edilmez. Diyecekler onun için. Ben bu sosun maknaleleri için. Kardeş İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra Mevlana Ali'di Bağdadi var. Asr-ı Mücedidi ise Asr-ı Mücedidi ise o Asr-ı Mücedididir. Her Asr-ı Mücedidi eğer alimi dersen o zaman alimlere gerek yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam her asrın şeyidir. Niye mücedid gelsin? Çünkü asrın anlayışı değişmiş. Resulullah her asrına da kafir olduğu halde neye mücedid geliyor? İslam'ı ve iman itikatlarını, akidesini toplumun zeminin muhataba göre konuşacaksın. Yani şöyle diyeyim. Ben bunu şey yapayım. Ben size konuşuyorum diyeyim. Muhatabım sizsiniz. Değil mi usta? Evet abi. Ben sizi hiç kale almıyorum ama size hitap ediyorum. 100 sene sonrakileri hitap ediyorum. Bunun mantığı mı var? Siz ne anlarsınız zaten? 100 sene öyle bir meziyetim olsa. İmam-ı Rabbani Hazreti kime konuşmuş? Önündekilere. Asrına konuşmuş. Onun önündekilere söylediği kelamı getirip de bu asrın kulağına atarsan oldu mu şimdi? O zaman Musa Aleyhisselam'ın kitabını getir bu asrındaki insanlara okusun. Tevrat'ı niye değiştirdi Allah? Allah Resulü niye mücedidi her sene geliyor? Yani elinden gelse bu hadisi inkar edecekler biliyor musunuz? Nereye gitti ya? Ben de kaldım. Ha şurada. Ha burada. Diyor ki fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşeri nazarını afaka dağıtan ve boğan ceyranlar iptal isnevinden bir sersemlik vermiş ki ilinin ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyorlar. İptal his olduğundan küfrün elemini hissetmiyorlar. Mesela dişine biraz böyle kürdan bile şey yapıyorlar. Bir hava alsa demiyor ama anlamam diyor. Peki matkapla derse dişçi sesiyle zaten dişi yaptıranlar bilir kafasına vurur. Onu ne yapıyor? Doktor yapması için işlemi uyuşturuyor değil mi? Hissediyor mu? Hissetmiyor. İşte bu asırda şırıngalandığımız için televizyon ve internetle uyuşturma enjekte yediğimiz için ruhumuzdaki cehennemi hissetmiyoruz. Veya devamlı o kanaldan o kanala zaten ruh şey kalmamış ki. Ruh bitmiş. Ruhun elem alması için ruh olması lazım. Bir tane söyle dedi. Abi böyle yaptılar dedi. Böyle dedi bir adam. İmanı gitti mi dedi. Yok dedim gitmez. Abi nasıl gitmez? İmanı gitmesi için iman olması lazım. Adam imanı yoktu ki zaten eskiden. İman etmemiş ki dedik. Bir şeyin gitmesi için var olması lazım.
Yani ruhta elem alması için ruh lazım. Artık bitmiş, hislerle kalmış. Bak, peki Müslüman niye böyle? Ehli dalalet, manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Ehli hidayet dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Ehli iman da günaha bulaşma nispetinde şiringalanmış. Narkoz yemiş, iptalis olmuş, imanının, ibadetinin, zikrinin, tefekkürünün, tevekkülünün, namazının, Kur'an'ının zevk alamaz olmuş. Çünkü hislerimiz kıpır kıpır değil. Kısmen ölüyor. Ne kadar şey yaparsın. Ben bunu, Allah'ım şahit ol. Ben sizi şey için söyleyeceğim. Bir hükmün açıklaması için. Bu bir zehirlenme oldu ya bizim. Ondan sonra benim ruhuma bir şey yaptı ki, Allah'a sonsuz şükürler olsun ki onu verdi. Sonsuz şükürler olsun. Zatına yemin ederim. Allah'ım senin zatına yemin olarak bu sözü söylüyorum. Yalanın varsa beni Allah kahretsin. Bak Allah da Kur'an'da yemin ettiği için ben böyle ağır yemin ediyorum. O hal var ya benim. Alemimde bir inkılap etti ki hep şükrediyorum. O hal olmasaydı bu şu andaki o hal olmazdı. Şimdi yemin ederim. O hadiseden sonra Ramazan'a zaten bir hafta oldu vardı. O şeyimi bozunca savunma sistemini, zehir, tabi boş kalınca her türlü şeye muhatap oldum. Açık oldum aura her taraf. Tabi ağızları sulananlar oldu. Bir Kur'an'a sarıldım ki, ya Rab, Kur'an'ına yemin ederim. O gün riya olmaz. Bazı usta da hapishanede de, bazı evlatlar okumuş dışarıdakiler, aman riya girme imamı Gazali diyor değil mi? Bazen şairlerin yok olduğu dönemlerde şairi ihsas eden şeyi söylemek riya. O zaman ben o güne kadar yarım cüz okuyordum yani en fazla. Her gün ama. Ben Ramazan o hadise var ya, bir sıkıntı, bir tabii saldırı oluyor tabii. Bir cüz, iki cüz. Şu anda nasıl biliyorum, öyle bir karar alıyor. Yani ne diyeceğim? Günah. O gün bugün, o zamandan bugün, elimden geldiği kadar bilerek bir harama isteyerek böyle şeyim kalmadı. Yani bir şeyi muhatap olduğumu da hatırlamıyorum. Ramazan kaç ay oldu? 3 ay oldu. 2. He? Ve her gün bir cüz bir isp okuyorum. Niçin bir isp? 5 sayfa. Her gün bir cüz okuyordum. Bana dedi ki Ramazan'da, Ramazan'dan önce, 5 dakikada yat dedi. Zil çaldı, namaza kalkacaksın. 5 dakikada yat. Dedim 5 saat yattın bu adama. 5 saat yattın. Yetmedi, 5 dakika istiyorsun namazın önce. Ona dedim ben sana ceza vermesem ben de asan değilim. Tamam. O 5 dakikanın 5 sayfa. Ta tatmin olana kadar o 5 sayfa okuyacağım. 10 dakika deseydik 10 sayfada. Bir cüzden hariç. Şu anda bir cüz okuyorum. Bir de 5 sayfa. Ne zaman? Şu anda diyor zaten. Ben sana şu anda çaldığı zaman hemen fırlıyorum. 5 dakika diyen yok. Peki. Ama dediğini yapacaksın. Ne zaman tam tatmin olursam geleceğim şeye. Bir cüze. Ne diyeceğim? Niçin anlattım? Ey iman niye imanın lezzetini? Ben lezzet alıyorum. Günahtan uzak durdum. Tamam. Yani durmak olmadı da kendi gücüm. Allah o hal verdi. O zehirlenmekten. Tabi Ramazan da girdi. Aynı hızla devam ediyorum şimdi. Ha şimdi o zaman imanın lezzetini alıyorsun. Kur'an'dan lezzet alıyorsun. Namazdan lezzet alıyorsun. Risale'den lezzet alıyorsun. Derste canlı oluyorsun. Yani acayip bir şey. Yani niçin anlatıyor? İmanın hatırı için anlatıyor. Şimdi küfür de böyle. Rastlıyorum ya böyle. Niye küfür adam intihar etmiyor? İptal his etmiş de ondan. Şimdi bunu okuduk ama Emir Dağı'na şey gelmedi. Mesela yağmursuzluk, kıtlık, şey kuraklık niye geliyor diye birinci Emir Dağı'nda açacaktık. Oysa bu da bitti, bu da bitti, saatim de bitti. O zaman ben soruları okuyayım. Cevabını isteyen okusun Risale-i Nur. 14. Leman'ın söz zeyli 171. sayfa. Soru şu. Sırf soruları okuyacağım. Cevabı burada. Cevap olmayan bir soruyu kafanıza takmazdım. Birinci soru şuydu. Yani bu musibetle tamam geldi gitti ölen öldü.
Ondan daha beterdir. Artçı depremler var ya, evham ve korku devam ediyor. Soru şu, bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku gelecek falan diyorlar. Ve müeyyisiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını sel bederek, bozarak, kaldırarak dehşetli bir azap vermesi nedendir? Birinci soru buydu. İkinci soru, niçin gavurlara gelmedi okudum? Üçüncü soru, asın kitabı diyeyim. Hakikaten soru, yok bu asına geçme, böyle soru yok canım diyorsan okuma. Üçüncü soru, tamam kardeşim yani orada bir Müslümanlar yok muydu? Temiz insanlar vardı, hoşun çocuklar vardı, masumlar vardı, hayvanlar vardı. Zalimler vardıysa. Üçüncü soru, bazı eşhasın atasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Niye hepsini tırpanladı? Üç etti. Dört. Cevabı burada. Madem dördüncü soru. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefareti zünüptür. Masumların ve hatasızların çocukların hatası mı vardı? Masumların hatası mı vardı? Suç olmayanların. O musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade ediyor? Allah! Değil mi? Çocuklar da öldü. Tamam, büyükler için kefaret dedin. Müminlerin günahını karakolda hallettin dedin. Karakol gibi olan dünyanın. Çocuklar var, masumlar var. Niçin? El cevap 172. Merak etmiyorum diyorsun. Okuma. Okuma. Beşinci soru. Adil ve tamam anladık. Adil ve rahim, kadir, hakim olan Allah. Neden? Neden hususi atalara hususi ceza vermeyip ok gibi Cenab-ı Hak çekse böyle mesela hangi evden yapmış o serseri namaz kılmıyor bilmem ne yapıyor bana istamet edeceğiz diye tak tam gitti. Allah hepsini topladı. Bak tak tak. Aa baktı ki geldi koca ölmüş. Kız kardeş orada gitmiş. Aa, bir baktı bir bakıyorlar bana tamam. Allah hep zalimle zındıklar gitmiş. Sen imtihan oldun. Diyor ki adil, rahim ve kadir, hakim olan neden hususi atalara hususi ceza vermeyip koca bir unsurum salat eder, koca dünyayı sağlıyor. Allah ya adildir, rahimdir, hakimdir, hikmet sahibidir, abes iş yapmaz. Kadirdir ya, tak diye kafasını böyle kesiyor, yapacağım etse. Ciğerini kapatsa ya. Bu hal cemali rahmetine ve şumulü kudretine nasıl muvafık düşer? Beşinci sual bu. Okumak istersen 173. Altıncı sual. Şimdi felsefecilere söylüyorum. Zelzele kardeşim ne alakası var Allah ile ya? Senin. Küre-i arzın içinde, dünyanın içinde bir sürü madenler var. Softa kafalılar. Bir şey bilmiyorsunuz ey Müslümanlar. Madenler var. Bari bizden öğrenin diyorlar. İşte madenler var tamam mı? Gerilme var, itme var, kalkma var, itme, şey yapma var, tamam mı? Küre-i arzın içinde inkılabat madeninin neticesi olduğunu ehli gaflet işa edip adeta tesadüfi ve tabi ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Yani hadise maksatsız, gayet böyle nereden esti işte, çakıverdi işte, bunlara piyango geldi. Bilerek yapılan, temizlemek için yapılan şeyi tesadüfe verdi. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettikleri maddenin bir hakikati var mı? Yani erimesi, genleşmesi, gelişmesi, çıkması, inmesi, çarpması, sıkışması, boşalması, maden erimiş, oraya kaymış, yani kıtalar kay, bilmem ne. Bunların bir hakikati var mı? Altıncı sual. Yedinci sual biraz uzun. Yedinci sual şey, sekiz. Altıncı sualin bir haşiyesi vardı. Yedinci sual, bu hadise-i arziye, bu dünyadaki hadise, bu memleketin ahal-i İslamiyesine bakması, burayı da okuyacaktım. Niye bu Van'a, dikkat edin Erzincan'a, İstanbul'a, yani nereye daha çok şey yapalım, yanlış anlaşılır. Mesela Tunceli'ye de gelmiş galiba. O kadar olmamış. Yani ben şimdi aşağı bakanlık benim olacağım. İsrail'e çıkardım İsrail'e. İsrail'e. Antalya, Mersin. Yani Antalya bu plajlara falan.
Ama bu hadise-i arzi bu memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor? Nereden bileceğiz? Ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? Merak ediyor musun bu soruları? Sözler 171'den başlayıp, fazla değil arkadaşım, 175'e kadar, 4 sayfa. Merak etmiyorsan okuma zaten, gerek yok, ihtiyaç yok zaten, hastalık olur. Zamanı, kutsi zamanın, mübarek zamanın harcama. Ama son şeyi okumak isterdim. Bilin, Emirdağ'da da, ama maksat mana yerine geldi. Emirdağ'da da var. İşte Barla'dakini bir daha tekrar ediyorum, namazımı kesiyorum. Dersimi. Bak buna tokat vuruyorum, Mustafa'ya vuramam. Abdullah'a vuramam. Neye vuramam? Uzak. Tokat yakın olanına vurulur. Uzak olana, Allah'tan uzak olana Allah vurmuyor. Allah o vurmadıysa o daha beter vurdu demektir. Çünkü bir bela gelirse şefkat tokatı ise yakında vuruluyor. Temizlemek için şefkat tokatı. Çocuğun annesini, anne çocuğun tokatlaması. Şefkat tokatı, yakın olanlar vurur Allah temizlemek için. Zecir tokatı daha kalkamaz. Gadab-ı ilahiye geldi. Hem dünya ve ahirette, dünyası da bitti. Böyle azap azap içinde, mutecaviz olanlara veriyor ihanet edenlere. Zecir. Bir de Müslümana tokat veriyor, o günahtan hariç. Bir dua etmiş veya ruh istemiş, çok büyük makam istiyor. Ama ameli buna denk değil, muvafık değil. Bu sefer o tokatla yükseltiyor onu. Nasıl yükseltiyor? Şöyle kantar düşünün, dengeli kantar. Taş var burada da, orada da. Bunun yükselmesini istiyorsanız buradan bir taş alın, yükselir. Veya buraya bir taş koyun, bu iner. Tamam mı? Bunun çıkması için iki muameli var. Ya bu inecek veya bunu çıkartacaksın. Dolayısıyla Müslümanın makamını Allah Hoca orada yüceltmek istiyor. O zaman dünyada onu musibetlerle, çünkü menfi ibadet o. Tamam mı? İle geliyor. Dört, namaz, zekat ve hac gibi farizalar gelmeyince Allah bu tür şeylerle bunların mallarını ve ömürlerinin bir kısmını cihattır. Cihat yapmıyoruz. Cihat. Ondan sonra zekat vermiyoruz. Bir de ibadet yapmıyoruz. O zaman malımız zekat oluyor. O sıkıntımız namaz oluyor. O haller bütünü cihat oluyor. Diyor, televizyon ve internet cihat ruhumuzu öldürdü. Televizyonlar o hayatı küfür veya günah veya ruhumuzu bozan bir şeyden çıktı. O zaman artık muhabbet etmeye başlayınca cihat ruhumuz mahvoldu. İletişimin evet iyi tarafı var ama kötü tarafı da bu. Nazar-ı sema ile baka artık onları düşman aldetmekten çıkarttık. Nazar-ı semaya bakınca evlerimize girmeye başladı. Dolayısıyla ustadımız şeyde diyor ki 144'ün şayfadan Hutbe-i Şamiye'de hac, zekat ve namaz gibi şeylerde niyete bakılmaz. Ölenlerin böyle niyeti yoktu şehit olmaya. Bakılmaz. İmanı varsa bitti. Niyet şart değil. Suda boğuldu. Kim boğulmak için girer? Suya. Ama imanı varsa boğuldu. Abdesti de yok. Suya girmek abdesti zaten. Yani bakın niyet. Şehit olmak niyeti yok ama boğuldun şehittir. Tamam mı? Cihat da zekat vermekte, namaz kılmakta. Mesela namaz ile bu namaz değil. 5 sene Cebre namaz kıldırdı diyor. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat.